Günaydın herkese. Abi
gazi yakınları, saygıdeğer şehit yakınları, protokolün çok değerli mensupları, ilçemizin siyasi temsilcileri, ordumuzun değerli mensupları, güzide basın mensupları, değerli Silivri halkı. Türk tarihinde İslam öncesi ve sonrası şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk de bu onurlara kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal değerler için savaşır. Çünkü milli hasretimizde olan bu duyguların Türk ulusu ve her birey için vazgeçilmez bir anlamı vardır. Bugün burada Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'de kanunla müşir yani maraşal rütbesi ile gazi unvanını verilişinin 88. yıl dönümünü ve bu hasletler içinde savaşmış gazilerimizi anmak, Ulu Önder Atatürk'e ve Türk Devleti'ne bağlılığımızın sembolü olan çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunmak için toplanmış bulunuyoruz. Vatan aşkı yüreğinde dalgalanmış bayrak olmuş, dile gelmiş dağlar taşlar, inancınla hayat bulmuş. Sayın Kaymakamım, çelenk sunma programını arz ediyorum. Çelenk... Çelenk yerine uyguladı, marş! Atatürk Anıtı'na sunulması arz ederim. Sunulması arz ederim. İstiklal Marşı. Lütfen dikkat. Davet ediyorum.
Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım, Cumhuriyet Savcım, Rektörüm, Emniyet Müdürüm, ordumuzun değerli mensupları, kıymetli siyasilerimiz, değerli sivil toplum örgütleri, değerli basın sayı, değer sivil halkı, can dostu, kahraman gazi arkadaşlarım, 19 Eylül Gaziler Günü için yapılan bu anma törenine hoş geldiniz. Gaziler Günü savaş meydanlarında canını ortaya koyarak aziz milletine ve vatanına hizmet eden gazilerin şeref günüdür. Bugün gazi olmanın gurur ve kıvancını büyük bir coşku ile yaşıyoruz. 19 Eylül Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taşlandığı bir gündür. Sayın konuklar, Gaziler Günü törenine hoş geldiniz diyor. Sizleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına saygıyla selamlıyorum. Gururla taşıdığımız gazi yuvanı atamızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda cepheden cepheye koşan, bu güzel yurdu düşmandan temizleyip bize armağan eden İstiklal Savaşı gazilerinin, dünya barışı ve insanlık uğrunda Kore'de savaşan, Türk'ün gücünü dünyaya bir kez daha ilan eden Kore gazilerinin, Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtaran ve adada Enosis hayallerini Akdeniz'in karanlık sularına gömen Kıbrıs gazilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, tüm mağlup gazilerin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla Türk milletinin azmini, gücünü ve kudretini ortaya koydunuz. Şehit ve gaziler toprağı, vatan, insanı, ulus yapan değerlerdir. Değerli konuklar, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar sürekli ve iç dış tehditlere maruz kalmıştır. Bu tehditlerin bugün de artarak devam ettiğini müşahede ediyoruz. Topraklarımızın bir daha istila edilmemesine, birlik ve bütünlüğümüzün, üniter yapımızın bozulmasına ne biz ne de bizden sonraki nesiller hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak sonsuza dek korunacaktır. Sevgili gençler, Atatürk bu kutsal vatanı sizlere emanet etmiştir. Türk gençliğiyle yaraşır bir şekilde çalışarak ilim ve irfanla bu yüce devleti layık olduğu seviyeye getireceğinize ve Cumhuriyetimizi canınız pahasına koruyacağınıza gönülden inanıyoruz. Türk genci atasının emanetine sahip çıkacak karakter, azim ve kuvvete her zaman sahiptir. Değerli konuklar, tarihimizin zaferleri ve bu zaferlerin kahramanları hiçbir zaman unutulmamalıdır. Canlarını vatanına ve milletine adayan şehit ve gaziler her zaman hatırlanmalı ve onlara gereken değer verilmelidir. Savaşlara ve bu savaşların gazileri ilgisizlik tarihimizde olan bağı koparır. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gaziler Türk toplumunun ortak değerleridir. Değerli konuklar, Gaziler Günümüzde mutluluğumuzu bizlerle paylaştığınızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi saygıyla anar, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluk dilerken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üz diyerek arz ederim.
Allah'ın cennetleri ebediyete kadar inşallah. Sayın Kaymakamım, 19 Eylül gazilerimizi anma, çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Arz ederim efendim. Hacım, Şanlı Ordumuzun Saygıdeğer Komuta Kademesi, İlçe Emniyet Müdürü, siyasi partilerimizin saygıdeğer ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, meslek odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkan ve yöneticileri ve ilçe protokolümüzün diğer saygıdeğer temsilcileri, yerel basınımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer gazilerimiz ve de aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin saygıdeğer aileleri. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesiyle gazi ünvanı verilişinin 98. yılı anma programları kapsamında düzenlenen yemek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere İlçe Kaymakamımız Sayın Ali Partal Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Şehit ailelerimizin yakınları, muhterem gazilerimiz, belediye başkanım, başsavcım, değerli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehitlerimizin yakınları ve muhterem gazilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Türk tarihi şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla doludur. Şanlı Türk milletinin şehitlerimiz ve gazilerimiz ölümsüz sembolleridir. Milleti, vatanı, bayrağı, vatanı ve ezanı için, göklerdeki ezanın susmaması için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diyorum. Muhterem gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün 19 Eylül, Gaziler Günü. Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. 19 Eylül aynı zamanda tabi bugüne anlamını taşıyan verilme nedeni Mustafa Kemal Atatürk'ün Mareşallık ve Gazilik ünvanını aldığı gün. Ben aynı zamanda Büyük Önder, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de Allah'tan rahmet diliyorum. Silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel günü organize eden Sivri Belediye'mize, Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle sevgilerimi sunuyorum hepinize. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Afiyet olsun. Ve Gazi arkadaşlarım adına Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza bizleri bugün misafir ettikleri için çok ama çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ekulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Sadakallahul azim. Nimet-i celilullah, bereket-i halilullah, şefaat ya Resulullah, devamı devlet, nasib-i cennet, Allahümme zid ve la tenkus. Ya Rabbel alemin ve ya Rahman Rahimin, hamdolsun vermiş olduğun nimetlere, sıhhat ve afiyetimize. Ya Rabbi, bu güzel nimetleri bize ikram eden kardeşimize, kardeşlerimize. Aynı zamanda bu nimetleri bize sunan kardeşlerimize ve bundan müstefit olan kardeşlerimize hem bu dünyada hem de ahirette daha güzellerin nimetleri ihsan eyle. Ya Rabbi, tebarekellezi biyedihil mülk olan, mülkü gerçek iktidarı elinde bulunduran ve bize doğru yolu gösteren Cenab-ı Hak Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine ya Rabbi seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Ya Rabbi, bizim huzurumuz için, vatan için, Allah için, bayrak için şehit olan aziz şehit ve gazilerimize rahmetle mağfiret eyle. Bu güzel vatanı bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere 1071'den Malazgirt'ten ya Rabbi Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na, Kore'ye, Kıbrıs Savaşı'na varmak üzere
Ya Rabbi 15 Temmuz ve yakındaki olan bütün harekatlarda şehit olan kardeşlerimize rahmet ve mağfiret eyle. Ayakta olan gazilerimize de Ya Rabbi hayırlı ömürler ihsan eyle. Güzel bir yaşam nasip eyle. Ya Rabbi burada amin diyen kardeşlerimizin aba ve ecdadından ela diyenler ahirete irtihar eden bir cümle geçmişlerimize mağfiret eyle. Ya Rabbi kazançlarımızı hayırlı ve bereketli eyle. Helal yerlerden kazanıp helal yerlerde harcamayı bizlere nasip eyle. Ve selamun aleyhi müşterilerin velhamdülillahi ve ilalemin. Hayırların fethi, şerlerin defi. Haseten Allah rızası için el-Fatiha. Thank you.